Olur. Siz diyorsunuz ki bu şarkıcı Tuncay Tuncel benim oğlum. Evet. 36 yıldır görmediğim oğlum diyorsunuz. Ha? Öyle biz mi? Oğlunuza, yani sizin iddia ettiğiniz gibi bilmiyorum. Biz Tuncay'a, Tuncay Tuncel'e ulaştık. Ve sizin karşınıza gelmesini istedik. Geldi. O da kırmadı. Bir geleyim dedi. Bakın bu kapının ardında. Evet. Bakalım o ne anlatacak. Tuncay Tuncel. 63. Kapı açılsın. Kapı açılsın ve... Evet. 58 merhaba. Yaş. Bilmiyorum. Merhaba. Yalnız ben 58 falan değilim ya. Kaç yaşındasınız? Ben 48 yaşındayım. 48 yaşındasınız. 48 yaşındayım ben efendim. Hüsniye Hanım diyor ki Tuncay benim oğlum. Ben diyor elleri bile aynı diyor. Şimdi şöyle bir şey Hüsniye söyleyeyim. Hüsniye Hanım elleri bile aynı dediniz. Aynı diyorum. Gel bir daha öpeyim ona seni ya. Kurban olayım sen gel benim anam ol ya. Manevi anam ol ne olur. Allah Allah. Kurban olayım sana kurban. Allah senin gibi güzel insanlar başımızdan eksik etmesin. Amin, kurban olurum. Amin, amin. Kurban olurum ya. Tuncay Bey. Hayatımda dinlediğim en ilginç, en enteresan evet. Film gibi olaylardan bir şimdi tanesi yani. Şimdi söz hakkı kimde? Kim konuşacak? Hanımefendi mi konuşsun veya burada bulunan konuklardan mı? Ben sizi de anlatayım. Sizi dinleyelim biz. Şimdi siz ilk ne zaman karşılaşmıştınız? Şimdi ilk önce benim prodüktörüm Saffet Başlıoğlu, un kapanına geldiklerini yıllar önce hanımefendinin söyledi. Ben dışarıda turnedeydim. Tabii pek kalede almadım, anlatabiliyor muyum? Hatta benim bir annem de Manisa'da var. Yakında da o gelebilir. Onlar da arıyorlar devamlı. Demek ki bir çekicilik var bende. Bir annelere karşı bir oğul yani sevecenliğim vardır. Ama, nedir anlamadım. Ama oğlunu alıyor. Ama şimdi Hüsniye Hanım diyor ki ben diyor bilmez miyim ya diyor. Oğlum o benim diyor. Elleri diyor, gözleri diyor, her şeyle gözleri diyor. Aynı diyor. Benim kaybettiğim, 36 yıl önce kaybettiğim oğlum o diyor. İnşallah nasıl anamız... Nasıl bir anne bu kadar, ya çok emin konuşuyor. Bilmiyorum hala emin misin anacığım? Kurban oldum. Şimdi yıllar önce benim prodüktörüm söyleyince ben kayla almadım. Daha sonra telefonla irtibata falan geçtiler benimle. Avukat arkadaşımızla da görüştük biz. Ben çocukluk fotoğraflarımı falan da gönderdim ona. O arkadaşımızı ben ikna ettim. Ama annemiz yorulmuş buralara kadar gelmiş ama ne mutlu ki biz de annemizi görme güzelliğinde, ben şerefinde bulunduk yani. Ben seni görmeye geldim oğlum. Ben sana her zaman gelirim Antalya ana. Gelirim sizde de kalırım sen merak buyur etme. Gel, kurban olurum sana. Kurban olayım. Hüsniye Hanım hala diyor musunuz o hala benim oğlum? Hala diyorum ya neden öyleyim bilmiyorum. Kurban olurum sana. Benim annem, ben annemi geçen yıl kaybettim. Gel sen benim anam ol boşver. Manevi anam da sen ol. Başını sağ ol. Kurban olayım sana ne demek. Hüsniye Hanım hala diyor musunuz o benim oğlum? Benim oğlum. Yani size göre Tuncay Bey Mesut mu? Mesut mu o? Sizin oğlunuz Mesut Sevinç mi? Ben öyle diyorum. Mesut Sevinç. Vallahi ben gayet mesut ve bahtiyarım yani kendi ailemle. Şimdi öyle deme. Orijinal isminiz mi? Tuncay Tuncel benim orijinal ismim hanımefendi. Evet. Doğduğumuzdan beri. Hatta benim şöyle size ifade edeyim. Yani benim çok affedersiniz ya ayıpta bir şey. Sünnetlik fotoğraflarım, küçük fotoğraflarım falan var yani. Ben anneniz babanız yani sizin... Tabii ki. Ben 5 yaşındaki halimi falan da hatırlıyorum tabii ki de. Neredesin? Ben İstanbul doğumluyum, Bakırköy doğumluyum. Halkalı'da büyüdüm. Aha. Daha sonra şu an Avcılar'da yaşıyoruz. Aha. Anlatabiliyor muyum? Fulya Hanım. Haa. Zaten ben prodüktörüm... Ama sizin daha yani söylediğiniz şarkıları, evet. Sözlerini diyor ki Hüsniye Hanım, benim oğlumun yazdığı sözlerdi onlar diyor. Değil mi Hüsniye Hanım? O şarkıları nasıl, nereden aldın? Şimdi güzel anneciğim, şarkıların benim zaten ben... Benim oğlumun yazdığı şarkıları okuyor 21 diyor. Tane albüm yapmışım. 21 albümde toplam 243 tane yasal şarkı okumuşum. Biraz reklama giriyor ama kendimi ifade etmek zorundayım. Hı-hı. Kusura bakmayın. Bu şarkıların... Aşağı yukarı 40 tanesini falan ben yaptım. Diğerlerini piyasadan satın aldığımız eserlerdir bunlar zaten. Hepsini ben yapmadım ki. Hmm. Anlatabiliyor muyum? Mesela ben yıllar önce okudum.
Bitsin Bu Çile diye bir şarkım vardı. Şu an onun yeni versiyonu da çıkacak. Mesut Sevinç'i siz tanıyor musunuz peki? Kesinlikle tanımıyorum efendim. Hiç böyle beste aldınız mı? Hiç öyle bir arkadaşla hiç tanışmadım daha önce. İnşallah sağdır. İnşallah o da anneciğine kavuşur. Onu da isteriz tabii ki. Ama ben Mesut değilim diyorsunuz ha? Hanımefendi yani Fulya Hanım lütfen. Siz de anlıyorsunuz, çok iyi anlıyorsunuz yani. Benim diyor annem babam var diyor. Ama Hüsniye Hanım kendini buna inandırmış. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.